hep yeni baştan. Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan. Seni bir daha yaşamak isterim aslında. Tam ben yardıma gelmiştim. Siz erkenden başlamışsınız Hafize anne ya. Sağlık olsun oğlum. Sabah aslında okuldan bir arkadaşı geldi. Sayesinde epey kolayladık. Arkadaşı? Oh görsen. Pire gibi oğlan valla. Bir oraya bir buraya her yere yetti. O kolyeyi de salona koydum efendim. Sağ olayım ben. O Efe günaydın, ne haber? Hoppala. Bu nereden çıktı ya? Şşş. Kırıp dökme onları pire. Kızım ablan nerede ya? Bir işin ucundan tutmadı. Hala kaytarıyor hemen. Ya bırak şimdi anneciğim. Canı sıkın. Sen gitme üstüne, tamam mı? Canan! Neredesin ya? Vay kuzu! Ne haber? Aa sen nereden çıktın be deli? Bu çiçeği sana kamyoncu gönderdi. Üç vakte kadar da istemeye gelecekmiş. Tamam hadi koy onu oraya. Dur bir bakayım şu eve ya. Vay! Güzelmiş ya, hayırlı olsun. Dur kız bir daha yapacağım. Ya. Muah! Deniz de gelecekti de biliyorsun o malum geceden sonra evde sıkı yönetim var ya. Çocuk okuldan eve, evden okula. Çıkamıyor yani. Boş ver. Zaten gelmese de olur. O sepeti de mutfağa koydum Aslıcığım. Lan! Bu ne ya? Hadi. Bana müsaade, geç kalmayayım. Okuldan sonra doğru eve. Oyalanmak yok bak. Tamam anne. Çocuk gibi her gün söyleme bunu. Söylerim. Sınava kadar ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi. Birazcık daha sık dişini. Anne, benim arada nefes almam lazım. Yani ben ne zaman film izleyeceğim? 2 hafta daha film milim yok. Zaten bir yılda bütün bir ömür izleyeceğin filmi izledin. Biraz daha film izlemezsen ölmezsin. Ya, bari Efe'yi eve çağırabilir miyim? Ya yine kızları çağırıp parti yaparsanız? Ders çalışacaksanız olur tabii. Çağırabilirsin oğlum. Hassansın baba, sağ ol. Ama sadece ders çalışacaksınız. Tamam baba, söz. Hadi hoşça kal. Güle güle. Sen yine Aslan Baba, ben Pamuk Prenses'teki cadı üvey anne. Ne güzel. Nereye? Sıkıldım ben. Bunaldım, çıkıyorum. Bunaldın demek. Artık işe de beraber gitmiyoruz, konuşmuyoruz da. Benden sakladığın bir şey varsa dilinin altındaki baklayı çıkar istersen Murat, ha? Sakladığım bir şey yok. Ben sadece boşanmak istiyorum. Hepsi bu. Ne? Murat ne diyorsun sen? Gelir misin lütfen? Lütfen sonra konuşalım. Amirim. Neredesin sen? Buradayım anne. Bir de utanmadan buradayım diyorsun. Gelip iki işin ucundan seninle tutsaydın ya. O kardeşin 2 hafta sonra sınava girecek. Tamam anne. Üstüme gelme. Tamam. Günaydın güzel kızım. Günaydın. Nasıl? İyi uyudun mu? Bu kadar sıcağa dayanamam ben. Ama uykusuzluğa da hiç dayanamam. Hemen uyumuşum. Oh ne güzel. Bir ara odandan sesler duydum ama. Odamı mı dinliyorsun? Yok canım, ne münasebet. Televizyonu kapatınca dikkat ettim de. Herhalde Deniz'le konuşuyorlardı dedim. Ha, konuşabilsek konuşacağız da konuşamıyoruz. Onun için varsa yoksa arkadaşları zaten. Nasıl söz kızım? Siz de arkadaşsınız öyle değil mi? Hadi sen başla. Şey yok mu?
İncir reçeli unutmuşum. Ay hayır, onu demiyorum. Şey yani, uyanmadı mı da? Üstüme iyilik sağlık mı ne? O şey dedin senin deden. Vallahi duyarsa üzülür. Tamam canım, ben şey diye sordum zaten. Hani hep bekliyoruz ya, beklemiyor muyuz artık diye. İzmir'e gittim. Dönünce seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Ne gibi? İstikbalinle ilgili. En iyisi gelince kendisi söylesin. Eyvallah abi. Bu iş de bitti. Vallahi öyle. Ya bir de Deniz'le barışsanız ha? Boşuna uğraşma Efe. Olmaz o iş. Ya niye olmaz ben anlamıyorum ya. Şurada kaç yıllık kankayız be kızım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok. Onlar yan yana eğlenirken ben ölümle boğuşuyordum. Gözlerimle gördüm. Tamam ama görmediğin şeyler de var yani. Bak çocuğun içi içini yedi ya. Yemin ediyorum parçalandı. Bak vallahi ben şahidim. Aslıcığım ben kaçtım. Bugün artık okula geleceksin değil mi? Evet başlarım artık. Ya son iki derse falan yetişirim herhalde. Her şey için sağ ol. Rica ederim ya her zaman. Hadi okulda bekleyeceğim. Görüşürüz. Eyvallah. Rica ederim ne demek her zaman okulda bekleyeceğim. Bu ne ayak kızım ya? Ya ne bileyim, o günden önce o silahın olayın içine kalkmış gelmiş çocuk. Ya son günlerde de böyle etrafımda fır dönüyor. Bak sen şu fırıldağa ya. Şşş, alayım mı ifadesini? Ya yok, sakın saçmalama bak, çok kayıp. Aa, korumacı anaç içgüdüsü seziyorum. Kızım sen var ya, tam aşık olunacak kızsın ha. Efe saçmalama, ben ne alakası var? Sana yazdığı çok belli işte. Sen, ha sen. Ya yok, ondan değil de. Aslında çok da iyi bir çocuk biliyor musun yani? Hani baksana anneme böyle oğlan çocuğu falan sevmez ama iki günde sevdi onu da. Bak sen şu püredeki karizmaya ya. Hafize Ana çocuk il sınırını geçti ya tamam. Hafize Ana. Çok iyi çocuk değil mi çok? He çok iyi çok. Çok iyi çocuk evet. Çok açık değil mi hocam? Bu okulda böyle organizasyonların önce benim onayımdan geçmesi gerek. Ama benim haberim bile yok. Vallahi Şiyer Bey asabileceğimi söyledi. Yani bence siz bir onunla konuşun. Şiyer Bey bu kadar parayı kime verebileceğini de söyledi mi? Ya bu ne Koray, çıldırdınız mı siz Allah aşkına? Hocam gerçekten 200 dolardı. Ben onu 200 TL'ye bağladım. İyi halt etmişsin. Nedir hocam? Bir sorun mu var? Vallahi Gönül hocam bunları benden habersiz asamazsınız diyordu da. Öyle mi? Benim bilgim var efendim. Ben söyledim asabileceğini. Fiyattan da haberiniz var mı Şiyer Bey? Ya bu çocukların ailelerin eti ne budu ne? İstanbul'da bile insanlar bu fiyata eğlenmiyor. İstanbul'un eğlence hayatını sizin kadar bilemeyiz tabii. Malum biz okul dışında da sizin kadar hareketli değiliz. Ne demek istiyorsunuz siz? Gençlerle takılan genç kalır yani. Onu diyorum. Peki tamam. Siz kazandınız. Ne mektubu bu? Korkmayın. Sandığınız gibi aşk mektubu falan değil. İstifamı hazırlamıştım. Görüyorum ki vermekte geç bile kalmışım. Artık zevkle işleme koyabilirsiniz.